6 Şubat Maraş merkezli ülkeyi derinden sarsan depremlerin ardından 9 ayı aşkın bir zaman geçti. Arama kurtarma çalışmalarındaki beceriksizliği ve plansızlığıyla binlerce insanı yalnız bırakan iktidar moloz kaldırma ve taşıma işlemlerinde de aynı plansızlığı sürdürdü. Başta asbest olmak üzere zararlı kimyasallar hem sulak alanlara, ormanlara hem de yaşam alanlara dökülmeye başladı. Molozlara, çevre, molozlar, Dökülen molozlar, e, toplanan ve dökülen molozlar çevre felaketine neden olurken aynı zamanda solunum yoluyla direkt insanları zehirlemeye başladı. Türk Tabipleri Birliği, Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği gibi çevre ve meslek örgütleri 19 Nisan 2023 günü Hatay 2. İdare Mahkemesine bu molozların dökümüne ilişkin dava açtı. Dava dilekçesinde ayrıştırılmamış atıkların moloz döküm işlemlerinin bölge halkına ve gelecek kuşaklara büyük bir risk taşıdığını belirtti. Atıkların tarım alanlarına, zeytinliklere, sulak alanlara depolanmasının korunması gereken biyoçeşitlilik, yeraltı su rezervleri gibi alanlarda tehlike yarattığı ifade edilen dava dilekçesinde aslında bu zararların geri dönüşü imkansız felaketlere yol açacağına dikkat çekildi. Tabi bu süre zarfında dava sürerken yine TTB, çevre çevre mühendisleri odası gibi meslek örgütlerinin yaptırdıkları analizler bölgedeki asbest ve diğer kimyasal riskinin çok büyük olduğunu gözler önüne serdi. Tabi bir yandan tüm bu tepkilere ve uyarılara rağmen 9 aydan fazla bir süredir başta Hatay'ın Samandağ ilçesindeki Mileha Kuş Cenneti gibi birçok korunması gereken bölge bölgede moloz dökümüne devam edildi. Yeşilköy mahallesinde ekim alanlarına dökülen molozlara karşı yaşam alanlarını korumak için birçok depremzede eylem yaptı. Aynı zamanda nehir alanına da yakın olan bölgede yapılan eyleme askerler müdahale etti. Yani aslında yaşam alanlarını koruyan ve asbest tehlikesine dikkat çekmek isteyen depremzedelere jandarma müdahale etmiş oldu. Tabi öte yandan bir yandan açılan davada devam etti. Aylardır süren davada Hatay Valiliği ve Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin konuya ilişkin yaptığı savunmalar ortaya çıktı. Valilik adına Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı savunma yaptı. Aslında ikisi de benzer hatta aynı diyebileceğimiz savunmaları yaptı. Ve tüm bu çalışmalar için izin alındığını ve döküm yapılan alanların halk sağlığına doğrudan olumsuz etkileyecek bölgede olmadığını iddia etti. Tabii çevre ve meslek örgütlerinin açtığı davada Hatay Vali Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'nün avukatı da kamuoyunun yakından tanıdığı bir isim çıktı. Valiliğin avukatlığını eski Saadet Partisi Genel Başkanı Mustafa Kamal daha sonra İyi Parti'ye geçerek oradan milletvekili aday adayı olan Muhammed Kamalak yaptı. Peki bu deprem sürecinde adını sıkça duyduğumuz aslında asbest nedir? Uzmanların tehlikeli kimyasal olarak adlandırdığı asbest, ülkemizde 2013 yılından önce yapılan binaların çatı kaplama malzemelerinde, su giderlerinde ve malle olarak adlandırılan yer döşemelerinde kullanıldı. 2013'te yasaklansa da bir süre daha satıcıların ellerinde kalan malları satması nedeniyle asbest kullanımı belki 1, belki 2, belki 3 yıl daha devam etti. Hatay ve diğer deprem bölgelerinde yıkılan evlerin kaçında asbest kullanıldığı tam olarak bilinmese de evli bölgedeki özellikle evlerin eski olduğunu düşününce bu sayının epeyce fazla olduğunu söylemek yanlış olmaz. Ayrıca asbest yaratacağı sağlık problem, problemlerinin sanıldığının aksine kısa vadede ortada, ortaya çıkabiliyor. Akciğer kanseri gibi başta çünkü en çok bu hastalık konuşuluyor. Akciğer kanseri gibi hastalıklar uzun vadede karşımıza çıksa da kısa vadede birçok hastalık riskini de barındırıyor. Yine uzmanlar bu süreçte asbestin yanı sıra kurşun, PCB gibi başka tehlikeli maddelere dikkat çekiyor. Ülkede kurşun kullanımına ilişkin hala bir kısıtlama getirilmediği için uzmanlar boya yapılan her binada kurşun var desek yanlış olmaz ibaresini kullanıyor. Kurşun ne yazık ki bitki örtüsüne, su kaynaklarına karışması ile birlikte besin zinciriyle besin zincir yoluyla soframıza kadar taşınıyor. Tabii öte yandan bu molozlar taşınırken ee, çalışanlar da bu molos taşıma işlemlerinde çalışanlar da büyük risk altında. Geçtiğimiz aylarda Uluslararası Çalışma Örgütü Türkiye ofisi tarafından yapılan açıklamada enkaz kaldırma ve bina çalışmalarında asbest riskine çok dikkat çekilmişti. Yapılan açıklamada asbest ve diğer tehlikeli maddelerle çalışmanın özel eğitim gerektirdiği, yıkım ve enkaz işlemlerinin düzenli olarak denetlenmesi gerektiğine dikkat çekildi. Ayrıca iş sağlığı ve güvenliği yalnızca işçilerin güvende kalması için değil toplum sağlığı ve çevrenin korunması açısından son derece önemli olduğu belirtildi.